Başarı Programı izleyicileri, ekran başına hoş geldiniz. Sizlere İzmit Yuvacık'tan sesleniyoruz. Çamlıtepe Restoran'ta konuk olduk ve yanımızda firma sahiplerinden Fatma Hanım'la Samet Bey var. Bakalım bize bu güzel işletme hakkında ne gibi bilgiler verecekler. Özellikle herkesi ekran başına davet ediyoruz. Özellikle doğa severleri. Öncelikle merhabalar Fatma Hanım. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizleri merak ediyoruz. Çamlıtepe Restorant'ın hikayesine, hizmetlerine geçeceğiz ama öncelikle kısaca sizleri tanıyalım değil mi? Fatma Hanım'dan başlayalım tabii ki. Öncelik Fatma Hanım kimdir? Ben 20 yaşındayım. İstanbul'da özel bir üniversitede mimar restorasyon bölümü okudum. Burada da ailemle beraber yaz tatillerinde çalışıyorum hafta sonları. Destek oluyoruz aileye. Destek oluyorum. Evet. Sizi tanıyalım Samet Bey. Ben Samet Kara Aslan. Biz ailece bu işe başvurduk. Güzel. Ufaktan başladık. Yavaş yavaş 6 seneden beri devam ediyoruz. Evet. Ama bir hikayesi var tabii ki. Tabii hikayesi var. Hikayesi ben askerden geldikten sonra annem söyledi ki böyle bir yer yapalım. Tabii ben kararları istemedim. Öyle başka yerde çalıştım. Sonra kararım değişince buraya başladık, yola çıktık. Hayırlısı. Sabit kalmak istemedik değil mi başladığın yere? Tabii. Yok yok. Zaten bir yerde fazla çalışmayı da sevmiyorum ben dışarıda. Ama tabii ki böyle bir yerde insan uzun süre çalışabilir. Tabii tabii. Bir de kendi işiniz oldu mu? Severek. Hem kafa rahat oluyor hem severek yapıyorsun. Tabii ki biz biraz daha kuruluş hikayesini merak ediyoruz. Muhakkak belirli süreçlerden geçti ve özellikle çok güzel bir manzarası var buranın. Hani manzara çok cezbediyor. Merak ediyoruz nasıl süreçlerden geçtik? İlk zamanlar zorlu süreçler tabii. Yavaş yavaş başladık, sabrettik. Hiçbir zaman yılmadık. Allah'a şükürler olsun buraya kadar geldik. Yani güzel bir de tanıtımını yaptık. Tabii yani o kadar da çok büyümesini de istemiyorum. Sade kalmasını istiyorum. Çünkü fazla para çok dert. İnsanlar da kafa dinlemeye geliyor buraya. İnsanlar kalabalıktan kaçıyorlar. Huzura geliyorlar buraya. Kafa dinlemeye geliyorlar. Ama hani kalabalığı görünce yine bir kalabalığın içine düşünce... Tabii. Bir anlamı kalmıyor. Aslında ekran başındaki izleyicilerimiz manzarayı görüyorlar. Tabii ki burayı yaşamak lazım öncelikle. Ve özellikle büyük şehrin o trafiğinden, stresinden arınmak için bir hafta sonu bile olsa ailesiyle birlikte kaçabilecekleri bir mekan değil mi? Evet. İstanbul'a da zaten yakınız trafik açısından. Trafik yokken 1,5 saat, trafik varken 2-2,5 saati buluyor ondan sonra. Ama değiyor diye. Değiyor. Gerçekten de değiyor. Ben de İstanbul'da okuduğumu bildiğim için hani iki hafta sonra bu geliyordum buraya bir. Hani gelince bir nefes alıyordum o kalabalıktan sonra. Bir böyle insan kendinden yeniden doğuyor. Bizler de biraz oksijen aldık gerçekten. Bilmiyoruz. İnşallah bu hava bizi çarpmaz. İnşallah. Çarpmaz. Temizdir havası buranın. Evet. Gerçekten oksijen çok güzel. Manzaramız çok güzel. Aslında bu güzellik de zaten sizlere yansımış. Güler yüzlüsünüz ve bu şekilde karşılıyorsunuz. Zaten Karadeniz insanının ayrı bir misafirperverliği var. Herkesi buraya davet edelim. Evet, herkesi bekliyoruz. Evet. Peki buraya gelen misafirlerimiz tabii burada manzarayı görecekler. Doğayı görecekler, güler yüzü görecekler ama tabii ki sadece çay içmeyecekler. Evet. Yani ister istemez insanlar acıkabiliyor. Biraz mutfağımıza girelim o yüzden. Buraya gelen misafirlerimiz diyelim, ev sahipliği yapıyoruz. Burada ne gibi lezzetler bulabilecekler? Karadeniz olduğu için evet. Karadeniz mutfağı da tabii ki meşhur. Bizde zaten müşteri yoktur. Gelen herkes misafirimiz, evet. Mutfağımız da açıktır herkese. Yani o konuda hiç sıkıntı olamaz. Biz mi yapalım yani? Hayır. Yok ya ben gelen müşterilere bulaşık da yıkattım zamanında. Evet aile gibi oluyoruz aslında. Evet, evet müşterilerimiz de aile gibi oluyoruz. Zaten ilk açıldığımız zaman çok küçüktük. Bir masa iki masa falan başladık. İlk gelen müşterilerimiz daha doğrusu misafirlerimiz şu an görüşüyoruz biz aile gibi olduk. Ama hala yemeklerimize geçmedik galiba burada bizi aç bırakıyorlar. Yok. Yemek... Tabii kahvaltımız meşhurdur. Kahvaltıya da daha çok geliyorlar. İnsanlar köy kahvaltısına aç çünkü hani kesinlikle. Yani doğa bir yana insanlar zaten temiz havada acıkıyor. Yedikçe yiyesi geliyor. Bizim 15 çeşit kahvaltılığımız var kahvaltının içinde. Yanında kuymak, melemen, yumurta ve patates kızartması. Hepsi organik. Hepsi organik. Zaten Karadeniz'de olduğumuz için kuymanda en alası bizde var diyelim. Hani yemeden bu gitmeyeceğiz zaten. Bu konuda iddialıyız. Her şey bir yana kuymağımız çok çok iddialıdır. O da kahvaltımızın içindedir. Sınırsız çay ve sınırsız köy ekmeği. Annem yapıyor köy ekmeğini de taş fırında. Ailece aslında çok marifetliyiz.
Evet, hiç yabancı çalışanımız yok. Teyze, hala, yeğen, hani hep böyle, hep bir aile. Biraz da menülerimize geçiş yapalım. Çünkü kahvaltı çeşitlerinden bahsettik. Aslında hepsi organik. Bizler zaten organik ürünleri gerçekten bulamıyoruz, evet, maalesef büyük şehirlerde. Ama böyle güzel doğanın içerisinde bu organik ürünlere de böyle güzel manzara eşliğinde ulaşabiliyoruz sizler sayesinde. Tabii ki buraya gelen müşterilerimiz diğer lezzetleri de bulabilecekler. Tabii ki. Hafta sonu zaten saat 2'ye kadar kahvaltımız var. Hafta içi istediğiniz saat kahvaltımız vardır. Ama 2'den sonra gelenleri aç bırakmıyoruz. Onları da gözlememiz var. O da çok güzeldir. Kiremita köftemiz, kiremita mantarımız, kiremita kavurmamız ve kiremita peynir eritmemiz var. Peki malzeme alımında özellikle nelere dikkat ediyoruz? Sonuçta dışarıdan bir ürün alıyoruz. Tabii ki. Özellikle organik mi? Nereden geliyor? Ondan sonra... Tabii. Ya bu çok önemli. Organik kalite. Olması. Evet, evet. Kalite. Her şeyde kalite. Evet. Hani hiçbir şeyin ucuzu yoktur hani her şey. Ve bozmamak lazım değil mi? Asla asla zaten. Hani şöyle biz ne kadar ilerlersek de ilerleyelim. Asla tencerelerde kuymak melemen olmayacak. Tavalarda olacak. Gelen müşterilerimiz masalarımız doldu diyelim. Geri de çevirmeyiz. Bekletiriz, çay ikram ederiz. Ama yine de tavalardan vazgeçmeyiz. Her şey sıcak olacak. Tabii müşterilerimiz de geldiği zaman en fazla yarım saat bekleyebilir. Çünkü sıraya olduğu için. 1,5 saat de bekleriz biz burada. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir yerde beklenilir zaten. Evet. Ve özellikle şu çok önemli. Buraya gelip o lezzeti tadan müşterileriniz bir dahaki gelişinde tekrar aynı lezzeti bulmak isteyeceklerdir. Evet. Çünkü böyle lezzetler özellikle damak tadına düşkün insanlar unutmuyorlar o lezzeti. Evet doğru diyorsunuz. Zaten gelenler hani... Hiç değişti diye bir şey duymadık biz. Kuymak 8 senedir aynı. Biz 8 sene önce başladık ama 6 senedir restoran işine başladık. İlk 2 sene piknik, sadece piknik yeri olarak vardı. Ondan sonra restoran açıldı, hani restoran bölümü. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bunu çok böyle söylerken bile gözlerim doluyor. Anneme de söylüyorum. Biz ilk zamanlar bir haftada 1 kilo kaşarla idare ediyorduk. Yani sadece 1 kilo kaşar bir haftamızı gidiyordu. Şimdi ise anneme diyorum ki hani gelen misafirlerimiz demek ki bizi çok sevdi ki o 1 kilo kaşar 1 saatte bile gitmiyor. Hani gelenlere çok minnet duyuyoruz. Gelip reklamımızı yapanlar çünkü biz hiçbir zaman reklam yapmadık. Eksiklerimiz vardı ama gelen misafirlerimiz hiçbir zaman bu eksiklerimizi görmeden bize gelmeye devam ettiler ve bizi tanıtmaya da devam ettiler. Biz hiç bizleri de geri çevirmediğiniz evet, için teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederiz. Siz mutfağa ilksiniz. Gidebiliriz. Mutfağa evet, gidebiliriz kesinlikle. Şimdi. Kışın yollarımız açık. Her zaman hizmet var. Kapatmıyoruz. Gelen misafirlerimize sucuk, kuymak, balık getiriyorlar. Balıklarını pişiriyoruz. Süper. Yani evet, her zaman hizmeti veriyoruz burada. Yaz, kış durmak yok. Evet, normalde pikniğimiz yoktur ama kışın insanlar balık çok sevdiği için biz de Karadeniz'de olduğumuz için geliyorlar balık ekmeğini kendileri yapıp yiyebiliyorlar. Hizmette sınır yok. Sınır yok. Kışın ıhlamurumuz çayım sobamızın üzerindedir. Evet bizler herkesi buraya davet ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Eylül ayının başlangıçlarındayız ama gördüğümüz gibi biraz serin bir havada var. Yazın da herhalde böyle. Aslında biraz üşüyor gibiyiz. Evet yazın da akşamları havamız böyle yani serin oluyor. Herkes bunalıyor aşağıdaki nemden sıcaktan ve direkt bize geliyor. Ama gelirken hırkalarını almayı unutuyorlar. Yazın zannedip hani hırka esmiyordur falan zannediyorlar ama hırkalarımızı alıp da gelelim lütfen. Hırkasız gelmeyelim. Evet bu da bir uyarıdır. Evet, biz de uyarıyı ciddiye aldık. Hırkamızda geldik ama ona rağmen bile biraz üşüdük. Evet havamız soğuktur. Kışın da soğuk oluyor ama yollarımız devamlı açık. Yaz kış herkesi bekliyoruz. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler sizlere İzmit Yuvacık'tan seslendik. Çamlıtepe Restorant'a konuk olduk ve firma sahiplerinden Fatma Hanım'la Samet Bey bizlere çok değerli bilgiler aktardılar. Sizler de büyükşehrin eminim ki trafiğinden sıkılmışsınızdır. O zaman buraya kaçacaksınız. Ailenizle bir hafta sonu da olsa burada hoş bir vakit geçirebilirsiniz. Güzel lezzetler bulabilirsiniz. Organik ürünler bulabilirsiniz en önemlisi. Ve en önemlisi de böyle güler yüzlü bir şekilde karşılanacaksınızdır muhakkak. Güzel herkesi bekliyoruz o zaman değil mi? Evet herkesi bekliyoruz. Evet, sözü buradan alıp merkez yollarına aktarıyoruz.